AK Parti Denizli Milletvekili Şahint'in 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı sevgili seyirciler. Tıp Bayramı kapsamında Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Şahint'in sağlık çalışanları ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Berna Öztürk'le bir araya gelerek Tıp Bayramı'nı kutladı. 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahint'in 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı. Bu önemli gün kapsamında Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Şahint'in sağlık çalışanları ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Berna Öztürk'le bir araya geldi. Milletvekili'nin ziyareti kapsamında koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Laboratuvarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yolda da en son basın. Oradaki aldıkları vardı ya. İkisi burada yanında da birleşiyor cihazı konu. Yani çok bir herhalde böyle bir kısım 94 örnek için 45 dakika 50 dakika sürüyor iki taraflı. Bittikten sonra Şahint'in Denizli İl Sağlık Müdürü uzman doktor Berna Öztürk ve Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi uzman doktor Mehmet Erkaleli ile de görüştü. Özellikle pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan, büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hastanemizi ve sağlık müdürümüzü ziyaret ettik. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarının, doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve görevli arkadaşlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Müdürüm ve başhekim değerli müdürlerimiz. Sağlık alanında Türkiye olarak çok önemli bir noktaya geldik. Kesinlikle. Burada sizlerin emeği çok. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ve özellikle pandemi döneminde 2020 ve şu anda 2021'de Türkiye dünyada örnek bir sağlık alanında çalışma yaptı. Gerek hastanelerimiz, teçhizatlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz büyük fedakarlıklarla burada halkımızın sağlığıyla ilgili ve pandemiyle mücadelesinde çok önemli burada mücadele yaptınız. Bundan dolayı da çok teşekkür ederiz. Denizli olarak ayrıca Denizli ekibimize, sağlık ekibimize müdürümüzün nezdinde bütün doktor ve tabii ki burada hemşire ve yardımcılarına da teşekkür ediyoruz. Çünkü yine buradaki şey şu, Denizli birçok ile göre hem sanayi ekonomi şehri olması itibariyle hep dışarıda olmasına rağmen bugün 250 bin çalışanı var, iş sigortalısı, fabrikalar çalıştı hiç durmadan ona rağmen enflasyon ekibiniz çok iyi bir şekilde takipleri yaptı. Biz öyle gördük çünkü halkımızın da öğrendiği var. Bakanlığımızın da aynı şekilde takdirini de burada görüyoruz. Denizli olarak da şu anda en az riskli şehirler arasında olmaktan dolayı da burada emeğiniz çok. Bu anlamda da sizi de tebrik ediyoruz başarınızdan dolayı. Tabii diğer bir konuda burada hepinizin emeği bizim de siyaseten Sağlık Bakanlığımız nezdinde ve tabii Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah burada şehir hastanemizi, devlet hastanemizi yeniden temelini atacağız. Bu da Denizli'mize inşallah hayırlı olur diyoruz. Bu anlamda da modern, gelişmiş bir büyük bir hastaneye de kavuşmuş olacak burada. Orada inşallah hep beraber birlikte Allah görev yapmayı ve halkımıza şifa dağıtmayı nasip etsin diyorum. Amin inşallah. Ben tekrar Tıp Bayramınızın hepinizin kutlu olmasını olsun diyorum. İl Sağlık Müdürü uzman doktor Berna Öztürk de nazik ziyaretlerinden dolayı milletvekili Şahint'ine teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının bu ziyaretten çok mutlu olduklarını söyledi. Bizleri pandemi sürecinde de yalnız bırakmadınız. Desteklerinizi esirgemediniz. Çok teşekkür ederiz dedi. Hanemizi birlikte dolaştık. Çalışanlarımızın gerçekten sizi görünce yüzü güldü. Yine bugün burada da bizi ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten COVID dönemi çok zor geçti ama biz hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik bu süreçte. Bakanlığımız zaten malzeme konusunda, tıbbi teçhizat konusunda ne lazımsa her şeyi çok hızlı yerine getirdi. Yine sizlerin desteğiyle de hiçbir zaman yalnız hissetmedik. O anlamda tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hep yanımızda olduğunuz, evet. Bütün sağlık çalışanlarını desteklediğiniz için. İnşallah 2020'yi böyle geçirdik, 21'i de böyle geçireceğiz i̇nşallah. Gibi görünüyor ama 2022'nin Tıp Bayramı'nda inşallah bu maskeleri atarak bayram tadında güzel bir Tıp Bayramı yaşayalım diye diliyorum. Ama tabii bunun içinde
Sayın Vekilim, biliyorsunuz bu bir kontrollü sosyal yaşam. Onun için vatandaşlarımız eğer maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymazlarsa eski günlere geri döneriz. Evet. O anlamda herkesin duyarlı olması lazım. Vatandaşlık görevi, bu bir vatandaşlık görevi. İnşallah onlar da bize bayram hediyesi olarak bu kurallara uyarak bize bir bayram hediyesi versin vatandaşlarımız. Tekrar bütün çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, iyi ki varsınız.